içerisinde oluşan bağları daha ileri noktalara taşımaya. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı, İsviçre'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve basın temsilcileriyle Zürih Hilton'da bir araya geldi. Teşkilatlama başkanımız, medya ve basın başkanımız, Bern Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani ve Bern Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akan'ın da hazır bulunduğu toplantıya misafir konuşmacı olarak AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Metin Külünk katıldı. UETD İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz davetlilere çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İsviçre'deki Türk aile yapısı ve sorunları adlı bir anket çalışması gerçekleştirmiştik. Akabinde bunun değerlendirmesini yaptık. Bern Büyükelçiliğinden gelen basın müşaviri ve din hizmetlerinin açılış konuşmalarından sonra söz alan milletvekili Metin Külünk, sivil toplum kuruluşlarının İsviçre'deki sorunları dinlemek istediğini belirtti ve sözü STK temsilcisine bıraktı. Göçü 1960'lara kitlememizin nedeni toplu haldeki bir gurbet yolculuğudur. Hayatımızı idame ettirmek için bilmediğimiz okyanusa yelken açtığımız koca bir geminin içine dolup bir meçhule doğru, ama meçhulde emin olduğumuz bir şey var ki rezak olan Allah'tan rızkımızı talep etmek adına biz bu yolculuğa çıktık. Değişimizdeki o toplu çıkışla beraber bir göç tarihi ifade ediyoruz. Sivil toplum örgütü yetkilileri İsviçre'deki birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür toplantıların sıkça yapılması ve daha çok bir araya gelmesi temennisinde bulunarak İsviçre'deki halkın bazı sorularını yetkililere anlattı. Elbette biz siyasetçiler olarak geleceğiz, dinleyeceğiz, ilgileneceğiz, alakadar olacağız. Ama buradaki sivil toplum kuruluşlarımızın artık kendilerini değiştirmesi ve dönüştürmesi gerekiyor. UETD İsviçre Teşkilatı Başkanı Emre Hasan Yılmaz, katılımdan memnun kaldıklarını ve 2013 yılında bu yönde benzer çalışma ve projelerin olduğunu ifade etti. Bir sivil toplum kuruluşu olarak İsviçre'de birçok sivil toplum kuruluşunu ve basını bir araya getirerek ileriki zamanlarda ortak hareket etmenin ilk adımını atmaya vesile olmaktan da ayrıca mutluyuz. Biliyorsunuz UET'de İsviçre olarak henüz bir 10 ay evvel kurulduk. Ancak yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak kadın ve medya, aile ve manevi hayatımız konferansı, daha sonra İsviçre'de yine bir ilk olarak İsviçre yaşayan Türk aile yapısı ve sorunları ile ilgili bir anket çalışması yaptık. Bunun değerlendirmesini tamamladık ve Ankara'ya ilettik. Şimdi buna mukabil gördüğümüz neden sıkıntılardan bir tanesi de İsviçre'de yaşayan Türk çocuklarımızın Türkçe okuma ve yazma konusunda sıkıntı çektikleri. Buna mukabil bir UET'de kompozisyon yarışması başlattık. İnşallah 15 Mart'a kadar www.uetd.kompozisyonyarışması yabancı karakterlerle .com adresinden başvuruda bulunabilirler. 15 Mart'ın akabinde 30 Mart'ta inşallah bir Türkçe çalışta yapacağız ve burada kompozisyon yarışması birincilerinde ödüllerini ayrıca vereceğiz. Daha sonra bir gençlik çalıştayımız olacak yine bu yıl içerisinde. Akabinde bir Ağustos, Eylül gibi inşallah Doing Business in Turkey, İsviçreli firmaları Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edici bir program, bir konferans. Yine bunu Ekonomi Bakanlığımızla beraber inşallah birlikte çalışarak bu konferansı gerçekleştireceğiz. Daha sonra irili ufaklı birçok çalışmalarımız mevcut. Onlar şu anda proje aşamasında olduğu için paylaşmak istemiyorum. Ancak en kısa sürede yine post ve TGRT-EU vesilesini inşallah paylaşacağımı ümit ediyorum Cemil Bey. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İsviçre Haber sorumlumuz Cemil Baysal'ın gündeme dair sorularını da yanıtladı. Vatandaşlarımızın bazı konularda sıkıntıları var. Bütün Avrupa'daki basın olarak biz de vatandaşlarımızın bugünlerde özellikle pasaport harçları ve askerlikle ilgili. Askerlikle ilgili rakamın yüksekliği noktasında Avrupa'nın değişik ülkelerine yaptığım seyahatler esnasında İsviçre'deki vatandaşlarımızın ifade ettiği cümlelerin hepsine vakıf. Dolayısıyla biz de Türkiye'de bu konuya dair hassasiyetlerimizi ifade ediyoruz. Ancak bu akşam bir kere daha burada vatandaşlarımızın bu anlamdaki talebini duydum ve de Ankara'ya döner dönmez önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ Bey ile görüşüp bu konuda vatandaşlarımızın hissiyatı yüksek cümlesini edeceğim ve ne yapılabilir sorusunu soracağım.
harçlarla ilgili konuda da benim için şu anda aynı şekilde bu çalışmalarını için yapıyoruz. Dinlemek, anlamak ve ilgi duymak için yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Ankara'ya döndüğümde bu konuyu da Maliye Bakanımıza aktarıp acaba yapılabilecek bir şey var mı sorusunu soracağım. Alacağım cevabı da sizlerle mutlaka paylaşacağım. Çok güzel bir mesaj. Buradan vatandaşlarımızın bu ana sıkıntılarından bir tanesini en direkt yetkili vekilimize iletmiş olduk. Toplantının özetiyle efendim, bugünkü toplantıyla burada çok sayıda STK temsilcisiyle bir araya geldiniz. Bununla ilgili görüşleriniz, gözleriniz. Bir kere çok keyifliydi. Öncelikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın ihtiyacı olan bir doğruyu İsviçre gerçekleştirmiş. Bütün sivil toplum kuruluşları, farklı anlayışlardaki vatandaşlarımızın bir araya gelerek dertleriyle dertlendikleri STK'lar bu akşam burada bir masanın etrafında bizlerle birlikteydiler. Bizim bu seyahatlerimizin amacı bilme, dinleme, anlama ve de ne yapılabilir sorusunu sorma çalışmalarıdır. Ama bütün bunları başarabilmek için önce Avrupa'daki bütün vatandaşlarımızın kendi mensup oldukları STK'ları kendi aralarında birlik ve beraberliğe zorlamalılar. Artık herkes kendi yaşadığı adacıktan çıkmalı ve adalar arasında köprüler olmalı. Adalar arasında yollar olmalı. Herkes kendi adacığında yaşayarak bir diğer adacıkta yaşayanlardan habersiz olmakla Avrupa'daki meselelerimizi çözüme kavuşturamalıyız. Kaldı ki artık Avrupa'da ikinci bir boyuttayız. Nedir bu boyut? Düne kadar Avrupa'daki Türklerdik. Düne kadar Avrupa'daki Müslümanlardık. Düne kadar Avrupa'daki göçmenlerdik. Ama artık Avrupalı Türkleriz, Avrupalı Müslümanlarız, artık Avrupalıyız aşamasındayız. Niçin? Çünkü çocuklarımız burada doğdu. Burada büyüdü, burada okula gidiyor, burada okulları bitiriyor, burada çalışma hayatına, burada yüksek öğrenimden sonra lisansüstü doktora çalışmalarını burada yapıyor. Şimdi burası artık bize vatan. Dolayısıyla neye ihtiyacımız var bu yeni boyutta? Sosyalizasyona ihtiyacımız var. Yani bugüne kadar içine kapanık yaşadığımız dünyadan çıkıp birlikte yaşadığımız bir dünya olduğunu bilmek zorundayız. Neye ihtiyaç var? Siyasal iletişime ihtiyaç var. Sosyal iletişime ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Siyasal katılıma. Yani Avrupa'da yaklaşık 5 milyona aşkın Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlar var. Almanya'da 750 bin, 800 bin Alman vatandaşı olmuş vatandaşımız var. Ama siyaset yapan kaç kişi diye sorduğumuzda bu sorunun cevabı maalesef henüz arzu ettiğimiz noktanın çok gerisinde. İsviçre için de aynı şey geçerli. Herkes kendi adacından çıksın. İsviçre vatandaşı olmuş olanlar gitsinler partilerde siyaset yapsınlar. Buradaki insan hakları, özgürlükler bağlamında, demokrasinin içselleştirmesi bağlamında yapması gerekenleri gitsinler o siyasal partilerde aktif katılımla yapsınlar. Beraber iş hayatında geldikleri mesafeden yola çıkarak burada İsviçre toplumuyla daha çok içli dışlı olsunlar. Yani İsviçreliler bizden tanısınlar. Biz İsviçrelileri İsviçrelilerden tanıyalım. Değilse kendimize ait kolonilerde yaşarsak, kendimize ait adacıklarda yaşarsak bu iletişimsizlik beraberinde bir sürü habersiz problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla Avrupa'da geldiğimiz noktadaki bu ikinci boyuta uygun davranacak bir yeni yol haritasına ihtiyacımız var. Onun için bu birliktelikler son derece önemli. Efendim çok güzel mesajlar verdiniz. Toplantının genelinde de gerçekten çok önemli ana başlıklar vardı. Bunlardan bir tanesi buraya gelişlerinizde ziyaret ettiğiniz Türk çocukların hapishanelerdeki durumları. Konuşmalarınızda onlarla yaptığınız sohbetlerde de Türkçeyi ana dillerini bile anlayamadıkları bir acı gerçek. Böyle bir durum da var. Buna benzer çok örneklerimiz var. Bu çocuklarımızın kendi benliklerini, kimliklerini unutmamaları için neler yapılabilir çok kısaca? Bir kere biz devlet olarak üstümüze düşeni yapmalıyız. Buradaki vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşeni yapmalı. Ana dili bilme hakkı en kutsal haktır. Dolayısıyla bizim buradaki
vatandaşlarımızın, çocukların ana dillerini öğrenebilmeleri için STK'ları zorlaması lazım. Elçiliklerimiz bu konularda daha çok aktif olmaları lazım. Ve bizim bu anlamda buradaki demokrasinin gereği, insan temel hak ve hürriyetlerin gereği olarak İsviçre devletinden ve yaşadığımız devletlerden ana dilde öğrenme noktasında talepkar olmamız lazım. Bunun için neye ihtiyaç var? Bu birlikteliğe ihtiyaç var. Yani Avrupa'da önce birlik, önce vatandaşlarımızın arasındaki birliğe ihtiyaç var. Bunu başarmalıyız biz. Bunu başarmadıktan sonra bu meseleleri hangi zeminde konuşacağız? Yani Türkiye'den gelip giderek bu meseleleri ne kadarını biz çözebileceğiz? Biz bu problemleri devlet nezdine taşırız. Devletten devlete kurulacak ilişki ama alta nasıl inecek bu meselenin çözümü? İşte buradaki bu birlikteliklerle. Güçlü STK'larla. Efendim 2014 ve 2015 yılının başında oy kullanabilecek mi son olarak vatandaşlarımız? Şu anda zaten 2010, bununla ilgili zaten kanun Nisan'da kanun çıktı. Artık oy kullanmak için uçakta gitmeye ihtiyaç kalmayacak. Burada konsoloslukta, elektronik ortamda, hatta devletin temsilciliğinin olduğu yerlerde, fiziki mekanlarda oy kullanabilme noktasında bu işin önü açıldı. Biz daha çok oy kullanmaya davet ediyoruz vatandaşlarımızı.